Başkent karavanım RH0 HS modeli şarj kontrol cihazının menülerinin kullanımını göstereceğim. Şu anda gördüğümüz ekran güneş panelinin gün ışığında pilleri şarj ettiğini gösteriyor. Sağ taraftaki lamba kısmında bir enerji akışını görmüyoruz. An itibariyle yük çıkışı kapalı olarak gözüküyor. Ancak Başkent Karavan solar cihaz üzerinden yük çıkışını vermiyor. Yani şurada gözüken lambaların gözüktüğü yerden yük çıkışını vermiyor. Burası çünkü 12 voltluk çıkış veriyor. Direkt invertör üzerinden aküyü invertöre bağlayarak invertör üzerinden 220 volt çıkış veriyor. 220 voltluk çıkışlarımız diğer bir ifadeyle solar panelin şarj ünitesi üzerinden çıkış verdirmiyor. İnvertör üzerinden biz çıkış alıyoruz. 220 voltluk çıkış alıyoruz. Ancak bu RH0 HS modelinde şu çıkışlara bir yük bağlarsak ya da USB çıkışından enerji almak istersek ki yan tarafında hemen şu yan tarafında USB çıkışı buranın aktif hale getirilmesi için şu tuşa bir kere basmamız gerekecek. Bu tuşa bir kere bastığımızda lamba üzerinde ışıkların yandığını, şu ışıkların yandığını göreceğiz. Bakın yanmaya başladı, yanıp sönüyor ve yük kısmına da biz an itibariyle enerji gönderiyoruz diyor. Burayı kapattım. Bir işimiz yok çünkü burada. Buranın kapalı kalmasında fayda var. Gereksiz yere minik de olsa bir akım çekmez. Bu tuş aşağı yukarı tuşları ve menülere giriş tuşumuz. Şimdi bir kez basıyorum. Şu anda güneş panelinin kaç voltluk bir gerilim ürettiğini bana söylüyor. 12,6 volt. Bir kez daha basıyorum. Güneş paneli şu anda 0,08 amper yani 80 miliamper akım üretiyor bize. Bunu 12 ile çarparsanız o kadarlık güç üretiyor anlamına geliyor. Çok düşük bir değer bu arada. Çünkü dışarısı şu anda bulutlu. Pilimin anlık durumu şu anda pillerim 12 voltluk gerilimde ve %0 şarjda. Pilim şu anda boş durumda. Hemen şöyle göstereyim. Buradaki ekran pilin dolu olduğunu gösteriyor ama bu dolu değil arkadaşlar. Niye burası böyle onu bilmiyorum. Muhtemelen bu menüde bir hata var. Cihazdan kaynak değil de yani yazılımından kaynaklı. Tekrar geliyorum. Şurası %0. Burada bir diş yandığında %25, iki diş yandığında %50, üç diş yandığında %75, dört diş yandığında %100 dolu olduğunu gösteriyor. Eğer çıkış kısmımızda şurada yani bir yük olsaydı 12 voltluk çıkışta ya da 24 voltluk çıkışta yük kısmına kaç amperlik akımla enerjiyi boşalttığımızı gösterecekti. Tekrar aynı menüye geliyorum. Yani burası bizim kaç amper yükümüzün çektiğini gösteriyor. İnvertör direkt aküye bağlı olduğu için burada invertör üzerinden beslediğimiz yüklerin akım değerlerini göremeyeceğiz. Tekrar aynı menüye geri geliyorum. Güneş paneli aküyü şarj ederken maksimum kaç amperde şarj etsin? 2 amper. Yük ne kadarlık bir akımla boşalıyor? 0 amperlik bir değerle boşalıyor. Ya da buradaki değer belki de bir limit değer giriliyor. Onu bilmiyorum. Oraya nasıl gireceğimi göremedim çünkü bulamadım. Muhtemelen bu da limit değerimizi belirleyecek. 2 amper limit değerle şarj et diyoruz. İşte sallıyorum 30 amper limit değerle de deşarj et diyoruz. Ama bu cihazın kaç amperlik olduğu kullanım kılavuzunda dahi yazmıyor. Cihazın şu anda anlık sıcaklık değeri, bu cihazın sıcaklık değeri, akünüzün vesaire değil 14 derece. Bu bizim aydınlatmaların modları. Burada şu tuşa basılı tutarsanız yani ok tuşuna basılı tutarsanız bakın şu anda 15 yanıp sönüyor. 15 şunu bize söylüyor. Kullanım kılavuzuna göre diyor ki manuel mod diyor. Yani burada dış aydınlatmaları çıkışımıza bağlı olan dış aydınlatmaları manuel olarak buradaki tuşa basarak açıp kapatıyoruz. Yani şu çıkışta yük çıkışımızın kaç saat süreyle çıkış vermesi gerektiğini manuel olarak ayarlayabiliyoruz ya da otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. Aynı yere tekrar geliyorum çünkü bu tuşa 12 saniyeden daha kısa süre basılmazsa yani 12 saniyeden daha uzun süre basılmazsa cihaz tekrar kendi menüsüne
geri dönüyor. Tekrar geri geliyorum. Basılı tutuyorum. Şimdi bakın şurada bir işaret yandı ve 15 yanıyor. Şu tuşa her bastığımda modlar arasında geçiş yapıyorum. Şu anda 0. 1 numaralı mod. 1 numaralı modda diyor ki kullanım kılavuzuna göre 1 saat boyunca ben çıkış veririm diyor. Yani şuradan ve şuradan 1 saat boyunca çıkış veririm. 2 numaralı mod 2 saat. 3 numaralı mod 3 saat. Böyle böyle 14 numaralı moda kadar arkadaşlar 14 saatlik çıkış alabiliyorum. Yani mesela 11, 12, 12 saat çıkış veririm ben diyor. Şu uçlardan ve USB'den. 13, 13 saat, 14, 14 saat, 15 manuel bot. Ben bu tuşa bastığımda çıkış alırım. Şu tuşa bastığımda çıkış alırım. Bir daha basarsam çıkışımı kapatırım diyor. 16 debug mod, 17 normal mod diyor. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. 0 ise poor light control mod diyor. Yine ne olduğunu bilmiyorum. Ben tekrardan aynı menüye geri geleyim. Kaydetmeyi nasıl yapacağım? Diyelim ki ben şuraya geldim. Bu tuşa basılı tutuyorum. Menü geldi. Çıkışımı 2 saat tutmak istiyorum. Yani şu uçlardan 2 saat boyunca 12 voltluk çıkış almak istiyorum. Buraya basılı tutarsanız 2 saat kaydedilir. Şu anda menü 2 saat üzerinde. Tekrar basılı tutuyorum. Ben manuel moda geçeceğim çünkü. 15. 15'e basılı tutuyorum. Artık şu tuşa bastığımda çıkış verecek. Bu tuşa bastığımda çıkışı kapatacak. Hata kodları E03 kodu. Buraya bassanız da bir şey değişmiyor. Şimdi ana menüdeyim. Ana menüdeyken tekrar basıyorum. Bakın çıkışı verdi. Bir daha bastım. Çıkışı kapattı. Şu tuşa basılı tuttuğumda bakın şurada akü grupları gözüküyor. İşte bir numarada gördüğüm kadarıyla lityum yazıyor. Evet, iki numarada jel akü yazıyor. Üç numarada göremiyorum. Dört numarada hemen menülerin içerisinden bakayım. Kullanım kılavuzunda daha sağlıklı gösteriyor çünkü içerisinde. Evet, bir numarada FLD yazıyor. İki numarada jel akü yazıyor. Üç numarada SLD yazıyor. Dört numarada da lityum batarya yazıyor arkadaşlar. Bunlardan birisini seçmek istediğinizde yine basılı tutuyorum. Burada da bassam yine aynı menü geliyor. Mesela diyelim ki şu modu, yani bu akü grubunu seçiyorum. Yani bu hangisi oluyor? 3 numarada olan SLD oluyor ya da lityumu seçmek istiyorum. Basılı tutarsam lityum aküyü şarj etme modu açılıyor. Ben tekrardan jel aküm olduğu için jel akü modunu, yani 2 numaralı aküyü seçiyorum ve basılı tutuyorum. Menüye giriş yaptım. Bir daha basılı tutuyorum buraya. Yani menüyü onayladım. Aküyü 12.6 voltluk gerilim yarısının dolu olduğunu gösteriyor. Yani 12.6 voltta yarısı dolu olarak göstereceğim. 11 volt akünün tamamen boşaldığı anlamına gelecek. 12 volt 24 volt geçişleri burada yapıyorum. Bu tuşa basarak seçiyorum. Ben 12 volt olduğum için burayı ellemiyorum şu anda. Yine ana menüye gelmiş olduk. Tekrar söylüyorum. 12.6 volt. 12.6 voltun akünün yarısının dolu olduğunu bana gösteriyor. 12.6 voltluk gerilim değerini görürsem aküde. 11 volt akünün tamamen boşaldığı, deşarj olduğu anlamına geliyor. Bundan sonra artık bize burada cihaz çıkış vermez ve dıt 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 diye ses sinyal vermeye başlar. 12 volt 24 volt dönüşümü. 24 voltluk eğer panel takarsak veya 24 voltluk akü takarsak bu dönüşümü yapıyoruz. Ve tekrar ana menümüze geldik. Seçimimi yapayım. Geldik bu cihazın bağlantısına. Bu cihazın bağlantısı yapılırken ilk yapmamız gereken aküleri bağlamak. Yani orta kısmı bağlamak. Önce eksiği, sonra artıyı bağlayacağız. Daha sonrasında solar paneli bağlıyoruz. Yine önce eksiği, sonra artıyı bağlıyoruz. Bunun bir sıralaması var. Bu sıralamaya göre bağlantı yapılıyor arkadaşlar. Sıralamayı yanlış yapınca cihazın hata verdiğini söylüyorlar. En sonunda eğer çıkış vereceksek, buradan bir bağlantı yapacaksak, 12 volt ya da 24 voltluk çıkış vereceksek, 12 volt ya da 24 voltluk şu uçlardan çıkış bağlantısını yapıyoruz.
Gelelim bu cihazın teknik verilerine. Şimdi cihazın üzerinde maalesef hangi model olduğu yazmıyor. Tahminim odur ki HP2430 modeli burada kullanılmış durumda. Doğal olarak bu HP2430'un DC yani doğru akım çıkış akımı ki şu çıkış akımından bahsediyoruz. Yani şu uçlardan verebileceği akım değerinden bahsediyorum. Muhtemeldir ki 30 amper. Bir önceki konuşmamda cihazın çıkış akımı teknik veride yazmıyor dedim. Bundan dolayı yani ben modelini bilmediğim için kesin bir şey söyleyemiyorum ama tahminim odur ki 30 amperlik çıkış akımı veriyor. Sistem gerilimi an itibariyle şunu bir netleştireyim. Evet. 12 voltluk ya da 24 voltluk giriş gerilimine uygun olduğunu bize söylüyor. Eğer 30 amper yani HP2430 modelini kullanıyorsak 30 amper çıkışta 12 voltta 450 watt güç alabilirim. DC çıkıştan DC olarak bunlar yalnız bakın alternatif akım değil. 24 volt olarak gerilimi bağlarsam 900 wattlık çıkış alabilirim diyor bana. Yüksüz olarak 12 voltta 13 miliamperden daha az güç çektiğini bize söylüyor. 24 voltluk gerilim uyguluyorsak da 15 miliamperden daha az cihazın kendisi güç çekiyor. Maksimum güneş paneli giriş voltajı. Güneş panellerimiz arkadaşlar eğer 12 voltluk ise 2 taneyi seri bağlayarak 24 volt giriş gerilimi elde edebilirsiniz. Diyor ki maksimum giriş gerilimi 55 volttan daha düşük olacak. Eğer 24 voltluksa güneş panellerimiz 2 tanesini seri bağlayarak 48 volt bağlayıp bu cihazın girişine bağlayabilirsiniz. Hangi girişine bağlayabiliriz? Şurada güneş paneli diye gösterilen girişe bağlayabiliriz. Burası bizim batarya girişimizdi. Batarya gerilimini ise diyor ki 34 volttan daha düşük olmak zorunda. Doğal olarak siz buraya 12, 24, 36 voltluk yani 3 tane 12 voltluk aküyü seri bağlayamazsın diyor. Ya 2 tane 12 voltluk aküyü seri bağlarsın ya da 12 voltluk aküleri birbirine paralel bağlayacaksın. 12 volt gerilimin olacak. İşte 100 amper, 100 amper, 200 amper akım alabilirsin. Amper saat diyelim daha doğru tabir yapmış oluruz. Bu hangi model için geçerli? Dediğim gibi 24-30 modeli için geçerli. Bir yanda ise HP4830'un teknik verileri var. Devam ediyorum. Burada Flooded FLD tip ve işte Scaled FLD tip pardon daha doğru tabirle Flooded FLD yani iki ayrı akü varsa işte Scaled FLD tip aküler varsa jel akü varsa lityum aküler varsa birbirleri arasındaki gerilim farkında eşitlemeyi bize söylüyor. Diyor ki aşırı gerilim koruması hepsinde 16 volt. Yani akülerimiz 16 voltluk bir gerilim üretirlerse çok aşırı şarjdan dolayı ben diyor burada aşırı gerilim korumasına geçerim diyor. Eşitleme gerilimi 14.8 volt. SLD tip akülerde ise 14.6 volt olarak belirtmiş. Boost şarjing voltajı ise 14.6 volt, 14.4 volt, bizde 14.2 volt. Yani genelde jel akü kullanılıyor bu karavanlarda. Lityum kullananlarda 14.4 volt da şarj edebilirsin diyor. Ben diyor boost şarjımı 14.2 voltla yaparım. Devam. Floating şarj voltajı ise 13.8 volt, 13.8 volt, 13.8 volt. Yani